Mahsur kaldık abi. Mağdur battık kaldık. Ana. Şu an tarlada arkadaşlarla mahsur kalmış durumdayız. Devletimizden bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Yapalım başkanım. Cenaze namazı kılalım domatese. Hazır cemaat de kalaba. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Domates şu an 3 kilo 1 lira arkadaşlar. Domates 3 kilo gelir. 3 kilosu 1 lira şu an domatesin. Elimize mi alalım usta? Al bakalım iki domates. Tekstere vereceğim. Şey, koyunları yayacağız abi. Cenab, tarlanın en iyi yerini seçeceğim. Bu haliyle para kazanmayacağım. Kötü yerinde zaten kazandım. Türkiye'nin sanayi domatesinde %40'ını Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey Ovası'nda üretmekteyiz. Dünyada salça üretiminde 3. sırada ve 4. sıralarda izlemekteyiz. Türkiye'nin ekonomisine de salçada büyük katma değer sağlamaktayız. Ama bugün itibariyle 32 kuruşa serbest rampalarda, fabrikalarda 40 kuruşa mal teslim etmekteyiz. 50-55 kuruş aralarında taahhüt yapma şansımız vardı. Ama fabrikaların tek taraflı sözleşme modelleriyle ve çiftçilerimize boş senet imzalatmalarından dolayı fabrikalara taahhüt veremiyoruz. Hiç böyle olunca fırsatçılık öne geçti ve tarlada şu anda 35 kuruşa malımızı teslim edemiyoruz. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Adaköy Mahallesi'nden üretici Avni Büte. Şu an gördüğünüz gibi domatesimiz tarlada kalmış durumda, toplayamıyoruz. 1 kilo domatesin fiyatı şu an serbest alımda 34 kuruş. Köyümüzde çay 1.250. Yani totalda bir çay 5 kilo domatese tekamül ediyor. Bu da bizim için işler acısı bir durum. Çok mağdur bir durumdayız. Allah sonumuzu hayır etsin. Anlatmama gerek yok. Görüyorsunuz mal olduğu gibi tarlada kaldı. Neredeyse küspe fiyatına düştü malımız. Artık salçalıktan çıktı. Hayvanlara küspe olarak satışlarımız başlayacak yani. Bu şartlarda çok zor. Maliyetin 4,5 olduğu dekar maliyetinde şu an 33-34 kuruşlarda. Daha da düşeceğini söylüyorlar. Bu şartlarda bu seneyi düşünemiyoruz ki seneyi nasıl düşüneceğiz? Yani çok zor durumdayız. Dekar maliyetimiz 4500 liralı buldu bu sene. İklim şartları çok ağır geçti. Yağmurlar, tolular, fırtınalar. Çok bir süreçte çok zor bir mal yetiştirdik.
7-8 kere ilaç uygulaması yaptık. Müldüyo ayrı, virüs ayrı, korona hastalığından dolayı işçilikte sorun çektik. İşçi getirmekte, götürmekte. Çok zor şartlarda malımızı yetiştirdik. Bu şartlar bizi tamamen bitirdi. Malımız da tarlada kaldı yani. Pandemi sürecinde bütün elimizdeki, avucumuzdakini ne dolara, ne euroya, ne altına yatırdık. Olduğu gibi ürünümüze yatırdık. Şu an ürünümüzü de hasat yapamıyoruz. Fiyatlar zaten belli. İşçi de bulamıyoruz. Malımız gördüğünüz gibi tarlada. Yani şu an 5 kilo domatesden 1 kilo salça oluyor. Devletimizden beklentimiz çiftçisine sahip çıksın. Bu malı buradan kaldıralım. Bu şartlarda ne borcumuzu ödeyeceğiz ne de işin içinden çıkabileceğiz. Ben Kadirhan Akman, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da. Kendim ziraat mühendisiyim. Bu bölgede özel bir firmada çalışıyorum. Bu yılki domates üretiminde hava şartları ve pandemi sürecinden dolayı yaşanan birçok sıkıntıdan dolayı üretim maliyetlerinde ciddi bir artış var. Bu artışın en büyük sebebi bölgede zaman zaman yaşanan dolu ve aşırı yağmurlardan dolayı ilaçlama ve gübreleme maliyetlerinde ciddi bir artışımız var. Bundan dolayı da önceki yıllara göre üretim maliyetlerinde artış var. Ama buna rağmen girdiler yükselmişken satılan ürünün maliyeti, fiyatı geçen yıllara oranlandığı zaman ciddi bir miktarda düşüş var. Bu yıl ortalama bir dekar domatesin maliyeti 4500, bazı bölgelerde 5000 liraya kadar çıkıyor. Önceki yıllarda ilaçlamalar 4-5 kez ilaçlama yeterken şimdi ise bazı çiftçilerde 10-12 sefer ilaçlama oldu. Bu da haliyle üretim maliyetine yansıyor.